HD Teknik.com bizim kanalıma hoş geldiniz. Ben Hüseyin Doğan. Şimdi Üsküdar sitesindeyiz. Sait abinin kombisinin bakımına geldik. Sait abi merhabalar. Bir selam merhaba. Verir misiniz? Oğlunuz da izleyecek inşallah bunu. İnşallah. Evet, Almanya'dan oğluna selamlar yolluyorum buradan. Şimdi arkadaşlar ilk başta yanma odasını söktük. Yanma odasını söktükten sonra bunu diş fırçasıyla buralarını alıyoruz, tozunu alıyoruz. Buralarını. Çünkü buradan gaz geliyor. Gaz geliyor buradan. Buradan tozunu alıyoruz bu şekilde. Daha sonra şurada iyonizasyon ve çakmaklık görevini yapan parçamız var. Bunu zımparayla şu şekilde oksitlenme yaptığı için burasını bu şekilde zımparalıyoruz. Almanya'nın hangi semtinde? Oğlunu Sait İtalya'da. Ha pardon, İtalya'daymış. Yanlış söyledik, İtalya'daymış. Sait abinin oğlu. Bu şekilde. Şu contaya dikkat ediyoruz akarken, para bağlantını yaparken şu contaya. Şu cıvataların iki tanesi geçmeli. Şu şekilde. İki tanesi geçmeli. Biraz yaklaştır abi. Gel. Şimdi iki tanesi geçmeli böyle. Sökerken bu iki kısma dikkat edelim. Geçmeli. Diğerleri iki tane cıvatasını söküp iki tanesi geçmeli olduğu için iki tanesini sökmeniz yeterli. Yanma odamız bu şekilde. Buraları diş fırçasıyla fırçalıyoruz. Daha sonra çok kaba yer varsa tel fırçayla alıyoruz. Sonra şurada yoğuşma giderimiz var. Bu yoğuşma giderini söküyoruz. Altta iki tane vidası var. Bir vida burada. Bir vida burada. Alttan söküyoruz o vidaları. Bu yoğuşma giderinin buradan gelen parçası. Bu yoğuşma giderinin de diğer parçası. Şu fanımız. Bu da fanın borusu. Bu fanın borusunu söküyoruz. Hava tutuyoruz. Biraz daha kombi parçalarımızı tanıtalım burada. Devir daim motorumuz, plakalı eşanjörümüz, genleşme tankımız. Şimdi genleşme tankımıza birazdan kompresörümüzle birazdan 1.0 14 PSI hava basıyoruz buradan. Havası yoksa ilk başta hava var mı yok mu cihazımızla ölçüyoruz. Şu cihazımıza yaklaştır. Burada PSI bölümü var. 14 PSI olarak buradan görebilirsin. Bar olarak buradan görebilirsin. Bu cihazımız çok güzel. Bunu ölçerken içinde basınç olmaması gerekiyor. Bu manometreyle bir cihaz olmadığı için, elektronik dijital olduğu için burada göremiyoruz manometreyi. Yani içindeki suyu boşaltmadan ölçüm yaparsak bir bar olduğunu göremeyiz. Bizi yanıltabilir. İçindeki suyu boşaltıyoruz. Bir bar olduğunu görüyoruz. Ondan sonra havayı basıyoruz. Bir bar olduğunu görüyoruz. Bir bar olduğunu gördüğümüzde sıkıntı yok demektir. Ama bir bar olduğunu göremiyorsak, sürekli sıfır görüyorsak bu genleşme tankımızın delik olduğunu gösterir. Yani buradan havayı bastığımızda su kısmından delik olduğu için su kısmına gidiyordur havamız. Bir ikinci sıkıntımız buradan şöyle havasını aldığımızda şöyle bir tornavidayla veya başka bir şeyle şöyle havasını aldığımızda şu an bunda zaten hava yok. İçinde su var ama hava yok. Şu an ölçüm yapabiliriz aslında. Bir bakalım. 3 yıldır bu kombiye bakım yapılmamış. Bir bakalım hava basıncını görelim. 0 var. Yani havası tamamen bitmiş kombinin. Bu da neye neden olur? İlerideki kombiye en uzak kısma devir daim yapmaz. Isıtmaz o kısmı. Yani oradaki pete pek ısıtmaz. Bu hava olsaydı bir şey gösterecektim. Yani hava gelecekti ya da su gelecekti. İki seçenek var. Su gelirse bunun patlak olduğu kesindir yani. Buraya hava bastığımızda, şöyle elimizden bastığımızda veya şöyle bir şeyle bastığımızda eğer buradan su gelirse bu genleşme tankının patlak olduğunu gösterir. Yaklaşık 300
300 TL civarında bir masrafı çıkar. Şunu bir bırakayım ben. Şuradan gaz valfini ölçebiliyoruz şu şekilde. Bu şekilde gaz valfini ölçebiliyoruz. Fanımızı çıkarıyoruz, temizliyoruz ve bakım işlemi sona eriyor arkadaşlar. Şurada akış türbinimiz var. Şurada akış türbinimiz var. Bas sondajımız var. Ondan sonra bas sondajımız var. 3 yollu motorumuz var. 3 yollu motorumuz da eğer şuradan sekmanımız var. Bu sekmanı çektiğimizde 3 yollu motorumuzun altı sulanmış ise bu 3 yollu motor bir daha kullanılamaz anlamındadır. Teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalınız.